Merhaba bilgisayar takipçileri. Bu videoda sizlere AliExpress'ten sipariş ettiğimiz şifreli kapı alarmını kısaca tanıtmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi tuş takımı bulunan ve 2 adet manyetik kapı switch'i bulunan bir cihaz. 3 adet kalem pille çalışmakta, AA pille, 1.5 voltluk 3 adet pille çalışmakta. Şimdi paketi açalım ve nasıl çalıştığına bir bakalım. Bu arada cihazın özelliklerini şu şekilde, kameradan yakın şekilde göstereyim. Buradan cihazın genel ayarlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde yavaş bir şekilde göstereyim. Dilediğiniz yerde durdurup okuyabilirsiniz. Şifresinin nasıl değiştirildiği, bağlantı montaj kısmının nasıl yapıldığı ile alakalı ürün paketinin arkasında görmüş olduğunuz gibi açıklamalar mevcut. Şimdi kutuyu açalım arkadaşlar. Evet, ürünü paketinden çıkardık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi manyetik switch'i bulunmakta. Bu switch'ler karşı karşıya durduğu zaman alarmın kurulu olduğu zaman, alarmımız kurulu olduğu zaman hazır konumda bekliyor. Ve herhangi bir şekilde bu switch karşılığı, yani manyetik switch yerinden hareket ettiğinde alarmımız devreye giriyor. Bu alarmda 3 tane mod bulunmakta arkadaşlar. Panik modunda sayarsak 4 adet modu var. Birinci modda, çim modunda şifre yazıp alarmı kurduğumuzda kapı hareket ettiğinde, daha doğrusu manyetik switch açıldığında kısa bir alarm veriyor. Yani kapı açıldı alarmı veriyor. İstanda getirdiğimizde ise, yani orta konumda ise herhangi bir şekilde alarm, yani switch açıldığında alarm şifreye girene kadar çalmaya devam ediyor. Yani diyelim ki alarmı kurduk, instant'e getirdik ve herhangi bir şekilde switch açıldı. Bunu kapatsanız bile alarm susmuyor. Mecbur şifreye girip alarmı susturmanız gerekiyor. Siz alarmı şifreye girene kadar alarm çalmaya devam ediyor. Delay'de ise gecikmeli olarak alarm çalıyor. Belli bir süre, bu kapı açıldıktan sonra, yani switch açıldıktan sonra belli bir süre bekliyor. Bu bekleme esnasında da kısa kısa sinyaller veriyor. Biraz sonra testini yapacağız, uygulamasını göstereceğim. Siz alarmın şifresini girmezseniz bu belirtilen süre içerisinde alarm takriben 10 saniye sonra çalmaya başlıyor. Ve bir de panik butonu var. Herhangi bir şekilde alarma yakınsanız olumsuz bir durumda etrafı uyarmak için panik butonuna bastığınızda, herhangi bir şifre falan girmeden, alarm kapalı bile olsa, yani kurulu olmasa bile, panik butonuna bastığınızda alarm direkt devreye giriyor ve çalmaya başlıyor. Susturmak için tekrar şifreye girip alarmı kapatabiliyorsunuz. 3 adet kalem pille çalışıyor. AA pille çalışmakta arkadaşlar. 1.5 voltluk. Şimdi bu arka kısımda pil yatağı var. Pil yatağını bir tornavida yardımıyla açıyorsunuz arkadaşlar. Pil yatağını açıyorsunuz ve içerisine 3 adet kalem pili yerleştiriyoruz arkadaşlar. 3 adet kalem pili yerleştirdikten sonra pil kapağını kapatıp vidasını sıkılıyoruz arkadaşlar. Artık alarmımız kullanıma hazır. Şimdi cihazın standart pin kodu 0000, yani 4 adet 0 arkadaşlar.
4 tane sıfıra basıp kareye bastığımızda cihaz kırmızı led ışık sürekli yanarken alarmı kurdu anlamına geliyor. Artık alarmımız aktif durumda. Birazdan kırmızı ışık sönecek, söndü. Çim'den bahsettiğim özellik şuydu arkadaşlar. Şimdi kapının açıldığını düşünelim. Bu kapı açıldı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu sürekli kurulu halde kaldığında, kapı tekrar açıldığında, yani evinizde evcil hayvan ya da örnek veriyorum küçük çocuklar varsa kapı açıldığında bu ikazı veriyor ve kapının açıldığını duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kapı açıldı, yani manyetik switch hareket ettiğinde bu uyarıyı alıyorsunuz. Alarmı kapatmak için de yine aynı şekilde 4 tane 0 yazıp kareye bastığınızda led uyarı ışığı peş peşe yanıp sönmeye başlıyor. Bu da alarmın kapalı olduğu anlamına geliyor. Ve switch herhangi bir etki yapmıyor alarma, gördüğünüz gibi. Şu anda kapalı konumda. Bu bütün buradaki 3 konum içinde, 3 mod içinde geçerli arkadaşlar. Şimdi instant moddaki çalışma şeklini görelim. Switch'i ortaya alıyoruz. Ortadaki konumu alıyoruz. Instant modunda şu anda alarm kurulu değil. Alarmımızı kuruyoruz. LED ışığımız sürekli yanmaya başladı ve alarmımız kuruluyor şu anda. Şu anda kapı herhangi bir şekilde açıldığı anda alarm direkt devreye giriyor arkadaşlar. Şimdi denemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi kapıyı kapatmış olsa bile alarm susmuyor. Şifreye girip alarmı durdurduk arkadaşlar. Alarm şu anda hala kurulu vaziyette. Çünkü led ışık yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Alarmı kapatmak için yine 4 sıfıra basıp, yani şifresini girip, 4 haneli şifresini girip kare tuşuna bastığımızda şu anda alarm hala aktif durumda. Alarmı kapatmak için gördüğünüz gibi 4-0'a basıp alarmı durduruyoruz arkadaşlar. Bu instant modu bu işe yarıyor. Yani herhangi bir şekilde kapı açıldığında siz şifreye girene kadar alarm sürekli çalmaya devam ediyor. Oldukça güçlü bir sesi var. Bunu videodan anlamak pek mümkün olmayabilir ama yakınında olsanız kulaklarda yarattığı yoğun, rahatsız edici ses aşırı derecede fazla arkadaşlar. Kaç desibelmiş hemen bakalım. 110 desibellik siren sesi varmış arkadaşlar. Bu da oldukça yüksek bir ses. Gerçekten rahatsız edici. Ve şimdi delay modunu gösterelim. Şu anda alarmımız kurulu değil. Gördüğünüz gibi. Alarmı kuruyorum. Paketten çıktığında şifresi 4 tane 0 arkadaşlar. Evden dışarıya kısa süreliğine çıkacaksınız. Örnek veriyorum, bir markete gidip döneceksiniz. Dışarıya çıkarken bu delay modunu kullanıyorsunuz. Kapıyı açtığınızda alarm duyduğunuz gibi sinyal vermeye başlıyor. 10 saniye içerisinde şifreye girmezseniz alarm çalacaktır. Eğer 10 saniye içerisinde basarsanız, şifreye tuşlarsanız alarm duracaktır arkadaşlar. Bunu da kısa süreli eve giriş çıkışlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani sürekli instant modda tutmanıza gerek yok. Zaten instant modda hemen çalmaya başlıyor alarm. Kapı üzerine ya da kapı arkasına montajı da burada hem
askı bölümü bulunmakta. Bir duvar çivisi, beton çivisi veya vida üzerine tutturulabilir. Benim tavsiyem çift taraflı cırtlı bantlar var arkadaşlar. Cırtlı bandın bir tarafını buraya, bir tarafını da karşı tarafa yapıştırırsanız bunun yerinden çıkartılması da o zaman zor oluyor. Yani cırtlı bantı söküp çıkartmak, yani bunu sabote etmek için bu askı sistemi pek mantıklı değil. Hemen çıkartılıp imha edilebilir. Ama söylediğim gibi cırtlı olursa bunu yerinden çıkartması biraz daha zor oluyor. Tabii ki tedbir amaçlı. Bunlar tek başına çare değil arkadaşlar, biliyorsunuz. Sadece caydırıcı amaçlı. Plastik malzeme olduğu için çok çabuk kırılıp deforme edilebilir, susturulabilir. Ama o arada 8-10 saniye, 20 saniye neyse alarm sesini duyup bu sabotaj işinden haberdar olduğunuzda, kötü niyetli kişilerce gerçekleştirilen bu olaylar sebebiyle haberdar olursanız sadece tedbir amaçlı kullanılabilir. Yani dört dörtlük bir koruma sağladığını söyleyemem ama yine de hiç olmamasından iyidir arkadaşlar. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bununla ilgili sorularınız varsa yorumlar bölümünde lütfen bize yazın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.